Tabii Başlatıyorum. ki. Tamam. Herkese merhaba. Risk Yönetimi Derneği'nin bir etkinliğinde bir aradayız. Proses Güvenliği ve Sevasal Uzmanlık Grubu. Grup Başkanımız Abdullah Bey. Ben grup üyesi Elif Gökçay Bilici, kimya mühendisiyim. Bugün iki tane önemli konu. Birisi güvenlik kültüründe liderlik ve diğeri de güvenlik kültürünün uluslararası bakış açısıyla incelendiği iki konuyla bir arada olacağız. Kısacık biz kimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim gibi 11 tane uzmanlık grubumuz var. 2006 yılında kurulmuş bir dernek, Risk Yönetimi Derneği. Doktor Hilal Kınlı tarafından bir Yahoo grupla oluşturulmuş. 2020 yılı Ocak ayında da dernek haline gelerek Nisan ayında da ilk üyelerini almaya başlamış. Bu kadar yeni bir dernek olmasına rağmen yıl içerisinde 26 tane yaklaşık etkinlik gerçekleştirmiş. Çok hızlı, çok dinamik bir derneğin şu anda webinarındasınız. Bugünkü sunumumuzu Doktor Muratcan Ocak'tan güvenlik kültürü ve liderlik üzerine konu başlığı ile yapacak. İkinci sunumu ise Meksut Alev Bey güvenlik kültürünün uluslararası bakış açısı ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek. Ben sunumlarına başlamadan önce birazcık kendilerini tanımanız açısından özgeçmişlerinden bahsetmek istiyorum izin verirseniz. Sayın Doktor Muratcan Ocak'tan ODTÜ Metalürji Mühendisliği bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış. Özel sektörde de 20 yıllık bir iş deneyimi var. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri şirketinde üst düzey yöneticilik yapmış. 2016 yılında da emekli olmuştur. Muratcan hocamız aynı zamanda çalışma hayatı boyunca kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemleri konularında çalışmalar yürütmekte ve Orta Doğu Üniversitesi'nin iş sağlığı güvenliği yüksek lisans programında da yarı zamanlı eğitmen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TUMOP'un Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu üyesidir. Diğer konuşmacımız Meksut Alev Bey ise Rize Sağlık Meslek Lisesi mezunu, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğini bitirmiş, Marmara Üniversitesi'nde İş Güvenliği yüksek lisans mezunu olup yüksek lisansını şu anda zamanımızı ayırdığımız webinarda var olan konu üzerine yapmış, güvenlik kültürü üzerine çalışmalar yapmış. Marmara Üniversitesi'nde de iş güvenliği ile ilgili ana bilim dalında doktora öğrenimini devam ettirmekte. Şu anda 5 yıldır bir Fransız inşaat firmasında iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Ben ilk sunumu yapmak üzere Sayın Doktor Muratcan Ocak'tan hocamıza sunumunu paylaşmaları üzerine artık mikrofonu veriyorum diyeyim. Söz sizde Murat Hocam. Bu arada küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer herkes tarafından kabul görülürse sunum sırasındaki sorularınızı chat bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınızı sunumlar bittikten sonra akabinde bu süre içerisinde biz ekip olarak arkada derleyeceğiz ve sunumdan sonra da ilgili konuşmacılara sunacağız. Sözü size bırakıyorum hocam. Çok teşekkürler Elif Hanım. Değerli katılımcılar, sevgili meslektaşlarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada güvenlik kültürünü biraz sizinle bilgi tazeleyelim. Bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Daha çok liderlik boyutu üzerinden güvenlik kültürünün bir göz atacağız. Öncelikle tabii ki güvenlik kültürü ile ilgili sonuçlarda, eğitimlerde hep bu slaytla başlarım. Taichi Onn-Hohner, kendisi Toyota üretim sistemi dediğimiz bugün birçok şeyin de ilham kaynağı olan bir metodolojisinin, bir felsefenin kurucusu. Bugün iş hayatımızda sıklıkla kullandığımız birçok araç, onun geliştirdiği şeyler, beş neden analizi, Kaizen gibi şeyler ve kendisi sayesinde Japon otomotiv endüstrisi, Amerikan otomotiv endüstrisiyle baş edecek, hatta onu geçecek seviyeye gelmiştir. Taichi Onn'u emekli olmadan önce bir kitap
kitap yazmıştır. Bu Toyota üretim sistemi, bu felsefeyle ilgili. Bu kitap uzunca yıllar başka dillere çevrilmeden Japonca olarak muhafaza edilmiş. Yıllar sonra İngilizce tercümesi yapılmış ve işte Amerika'da ve dünyada satışa çıkmış. Bu kitabın İngilizce tercümesini gören Taichi Ohno, orada Kaizen kelimesinin sürekli iyileştirme olarak çevrildiğini görmüş. Halbuki kendi kitabında Kaizen'in anlamı, kendinin Kaizen'e yüklediği anlam, misyon, insan ruhuna dokunmak, touch the spirit of human. Yani buradan niye başlıyorum? Çünkü bizim alanımızda hangi terminolojiyi kullanırsak kullanalım, iş sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı, güvenliği, çalışan güvenliği, öznemiz insan. İnsana dokunmadan, insana hitap etmeden bir şeyleri başaracağımızı zannetmek çok da mümkün değil. Tabii ki insanı da bu alanda paydaşımız yapacak, geliştirecek süreçlerde de kültür bizim yardımcımız olacak. Kültür aslında hani Türk kurumunun sözlüğüne baktığımız zaman bizden önceki nesillerden bize kalan ve bizden sonra da bizden sonraki nesillere gidecek olan maddi manevi tüm değerlerimiz gibi bir tanım yapılmış. Bu tanım aslında yani maddi ve manevi tüm değerler diyerek aslında bizim bütün çıktılarımızı, bütün kullandığımız atlıkları tanımlamış oluyor. Fakat bir başka türlü tanımını da ben daha çok seviyorum kültürün. Kültürün çünkü bir kültür oluşturmak için o kültürün altyapısında bir felsefenin olması gerekiyor. Aslında hani felsefe işte İngilizcesi deniyor filozofi. Bunu etimolojisine baktığımız zaman Latince philo and sophia kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Philo loving yani sevgi, sevmek, aşk, tutku diyebiliriz. Sophia da wisdom anlamına geliyor. Aslında hani bunu böyle düz mantık bir tanımlama yaparsak etimolojik kökenine göre hani bilgelik sevdası bir felsefeyi belki böyle de tanımlayabiliriz. Kültürün de felsefeyle olan bağlantısını değerli hocamız, değerli arkadaşım, Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Özgün hocamız çok güzel bir tanımlama yapmıştı. Kendisinden izin alarak da bu tanımı kullanıyorum. Kültürü felsefeye ruh vermek olarak tanımlıyor. Hakikaten yani hep konuşuyoruz işte kültür yaratmak, kültür üretmek işte yani sonuçta bir bunun içine bir ruh veremezsek bir şekilde yani bu ruhu da nasıl vereceğiz işte belki de Taichi Ohno'nun en başta belirttiği gibi insana dokunarak insan ruhuna dokunarak biz bu felsefeyi geliştireceğiz işte o felsefe de bizi kültüre götürecek. Tabii ki hep kullandığımız kelimeler kültür, güvenlik kültürü. Güvenlik kültürünün tanımında da Uludağ Üniversitesi'nden Serpil Ağaçtaş hocamızın tanımını çok benimsiyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bir organizasyonun sağlık ve güvenlik yeterliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumlarının, algılarının, yetkinliklerinin bağlılığını belirleyen davranış örüntülerinin bir ürünü diyor. Yani aslında hani kültürün tanımına çok da yakın, çok da birbiriyle paralel bir tanım olarak düşünebiliriz güvenlik kültürünü. Güvenlik kültürü kavramı ilk olarak işte 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen nükleer reaktör kazasından sonra hazırlanan bir raporda ortaya çıkıyor. Bu kaza raporunda da işte önemli tasarım eksiklikleri, örgütsel hatalar ve çalışanların da ihlallerinin bulunduğu söyleniyor. Tabii ki güvenlik kültürü dediğimiz zaman hani bu tartışırken aslında arka planda da biz örgüt kültürünü de ya da güvenlik iklimini de bir şekilde düşünmemiz, analiz etmemiz ve irdelememiz gerekiyor.
Güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi sosyal bilimciler arasında hala tam bir uzlaşma sağlamasa da tanımlarında belli yerlerde belki belli ipuçları bize güvenlik kültürüyle güvenlik ikliminin ana hatlarını hatırlatır diye burada paylaşmak istedim. Guldenmund yayınladığı makalesinde güvenlik kültürünü normlar, değerler, tutumlar bütünü derken güvenlik iklimine de bilişsel algıyla görülür şeklinde bir yorum yapıyor. Güvenlik kültürü için güç anlaşılır, altta yatar diyor bu değerli sosyal bilimci. Güvenlik iklimi için daha alenidir, daha açıktır diyor ve güvenlik kültürüne kalitatif derken güvenlik iklimine kantitatif diyerek ikisi arasında belli nüansları kendince bir sınıflandırmış oluyor aslında ve burada birçok yerde de bu örnek verilir. Aslında bu tipik işte buzdağı örneği yani buzdağının görünen kısmı aslında güvenlik iklimi dediğimiz şeydir. İşte suyun altında kalan daha büyük kısmı ise işte güvenlik kültürü dediğimiz daha zor anlaşılan, daha kalitatif olan bir yapıdır. Dolayısıyla güvenlik kültürünü tabii konuşurken bunu da örgüt kültüründen ayırmamız da çok mümkün değildir. Örgüt kültürüyle ilgili olarak yine ünlü bir sosyal bilimci Westrom, örgüt kültürünü üç aşamada sıralandırmış. Patolojik, bürokratik ve üretken demiş. Patolojik örgütler için bilginin gizlendiği, yeni fikirlerin çürütüldüğü bir yer yorumu yaparken bürokratik örgütlerde işte bilgi zaman zaman göz ardı edilebiliyor, yeni fikirler problem olarak görülebiliyor, zaman zaman sorumluluklar sınırlandırılıyor demiş. Üretken örgütler için de İşte bilginin aktif kullanıldığı, yeni fikirlerin değerlendirildiği ve sorumlulukların paylaşıldığı bir yer olarak tanımlıyor bize bu örgütleri. Daha sonra yine bir başka sosyal bilimci beraber çalıştığı James Reason bu sınıflandırmayı revize ederek belki iş sağlığı güvenliği profesyonellerin daha aşina olduğu iki sınıfı da bu araya ekliyor. Patolojik ve bürokratik arasında reaktif, bürokratik ve üretken arasında da proaktif dediğimiz sınıfları ekleyerek örgüt kültürünü toplam 5 sınıfta tanımlamış oluyor. Ve daha sonra James Reason meşhur örgütlerin olgunluğu dediğimiz çalışmasında da iş sağlığı güvenliği açısından örgüt kültürünün olgunluğunu şöyle tanımlıyor. Patolojik bir kültürde zaten adı üstünde hani iş güvenliği zamanı boşa harcamaktır diye görülmekte ve buradan anlayacağımız gibi bu tip örgütlerde aslında hani iş güvenliğiyle uğraşmak hakikaten çok zorlu, meşakkatli bir işe girişmek demek oluyor. Reaktif örgütlerde ise adı üstünde zaten reaktif yani bir tepki olarak bir tepkisel bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte biz bir kaza olduğunda önlem alırız gibi bir yaklaşım mevcut. Bunun bir kademe üstündeki bürokratik örgütlerde ise tanımlı riskleri yönetmek için sistem kurmalıyız diyor. İşte ilk defa burada hani sistem şeyini zaten hani örgütün adı da bürokratik olduğu için bir takım kural, kaide ve prosedürlerin işlediği bir yapı oluyor bu ve bu yüzden de hani bunları yönetmek için bir sistem kurmalıyız. Ana bakış açısı oluyor. Proaktif örgütlerde ise riskleri yönetmek için hazırız şeklinde bir bakış açısı var ve artık belki de nirvana dediğimiz hani üretken örgütlerde de risk yönetimi bizim süreçlerimizin vazgeçilmezidir şeklinde iş sağlığı, iş güvenliğine bir yaklaşım söz konusu oluyor. Tabii ki güvenlik kültürü dediğimiz zaman aslında yani güvenlik kültürü pozitif bir yaklaşım barındırıyor. Yani sonuçta bize sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını, şartlarını sürekli kılmayı sağlayacak bir değişim felsefesini veriyor ve burada tabii yani pozitif derken şunu kastediyoruz. Tabii ki hani güvenlik kültürü kurma çalışmalarında
kötüyü cezalandırmaktan ziyade iyiyi örnek gösterme, iyiye doğru çalışanı teşvik etme şeklinde bir felsefe, bir anlayış olmalı ki güvenlik kültürünün pozitif yönünü daha iyi işletebilelim. Hepimiz biliyoruz işte Abraham Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde. Hani aslında baktığımız zaman bu kademeler insanoğlunun işte gelişim evrelerini sıralıyor. Alttan yukarı doğru. Ve ilk kademede işte fiziksel ihtiyaçlar, yani yeme, içme, barınma, tuvalete gitme gibi fiziksel ihtiyaçlarını tamamlamak, bundan bir kaygı duymamak bir kaygı duymaması gerekiyor insanoğlunun ki bir üst basamağa geçebilsin. Orada da işte güvenlik ihtiyacı. Aslında yani bu bize neyi hatırlatıyor? Aslında insanoğlunun varoluşundan kendi genetik kodlarında bir güvenlik anlayışı, bir güvenlik şeyi mevcut. Fakat hani bu zaman zaman bir paradoks gibi görünüyor. Madem insanoğlunun hani böyle bir genomun genetik kodlarında bu varken niye bu kadar çok işte güvensiz şeyler ortaya çıkıyor? Hani ben bunu şöyle yorumluyorum. Hani birinci basamaktaki tüm beklentilerini giderememiş olan yapılarda hani ikinci basamağa çok da net hakim olunamıyor. İnsan yani sonuçta yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını gideremeyen insanlar güvenliğe de o kadar çok ön sıraya koymuyor diye düşünebiliriz. Hepimiz bu alanda çalışan değerli profesyoneller, değerli meslektaşlarım Bradley ailesini biliyoruz. Bradley Amerikalı bir fabrika müdürü. Kendisi işte 90'lı yılların sonlarına doğru bir fabrikada göreve başlıyor. O sıralarda da işte bu Stephen Covey'nin Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabı çok meşhur ve o kitabı okurken o kitaptan da bayağı etkileniyor. Ve dönüp şöyle bir düşünüyor. Yani kendi işletmesinin, kendi fabrikasının iş sağlığı, güvenliği çıktıları hiç de kendisini tatmin etmiyor. Bayağı bozuk bir sicilde olduğunu görüyor ve burada kişisel gelişim için Stephen Covey'nin önerdiği 3 adımdaki iyileştirme çalışmalarını kendi fabrikasında iş sağlığı güvenliği anlamında uygulamak istiyor ve sonuçta da bu işte Bradley eğrisi ortaya çıkıyor. Daha sonra bu eğriyi biliyorsunuz DuPont firması kendi alıyor ve orada kullanıyor. Burada yani ne aslında Bradley eğrisinin ya da benim bir başka adlandırmamla dönüşüm diyagramının bize anlattığı, yani biraz önceki yani örgütlerin olgunluğunu da düşünürsek işte burada aslında X eksenimiz hem zaman hem de ilerledikçe örgütlerin olgunluğunun arttığı bir yön oluyor. Sonuçta hani bize anlattığı işte bir yerden bir şeylere başlamak gerekiyor ki belli sonuçlara ulaşabilirim. Önce reaktif bir aşamadan bazı çalışmalar yapmalı başlıyor direktli kendi fabrikasında. Daha sonra bağımlı, bağımsız ve birbirine bağımlı dediğimiz bu Stephen Covey'nin 3 adımlı iyileştirme metodolojisini burada uyguluyor. İşte bağımlı dediğimiz yani gözetim, yönetim altında yani üst yönetimin işte burada aslında belki vurgulanması gerekirse üst yönetimin desteğiyle yapılan bir takım çalışmaları bize anlatıyor. Daha sonra belli bir noktadan sonra artık biraz daha çalışanlara görev vererek hani bağımsız dediğimiz yere geçiyor. Otonom faaliyetler burada da bağımsız dediğimiz şeyde işte çalışanlar kendileri sorumluluk alarak bazı şeyleri yapıyor ve en son aşama aslında hani takım çalışması dediğimiz birbirine bağımlı diye de adlandırabileceğimiz iş güvenliği takımındadır. Herkes birbirinin yerine bir sorumluluk alabiliyor, birbirini gözetiyor, kolluyor gibi bir şey söyleyebiliriz.
Tabii konuşmacı metodoloji mühendisi olunca vereceği örnekler de kendi alanından oluyor. İşte birçoğunuz malzeme derslerinden demir karbon faz diyagramını hatırlarsınız. Ben buna da bir dönüşüm diyagramı diyorum. Çünkü belli kompozisyonlarda, belli sıcaklıklarda, belli işlemleri yaptığınızdan işte metalin mikro yapısında olan dönüşümleri, değişimleri bize gösteriyor. Tabii biz doğru parametreleri doğru şekilde kullandığımız zaman demir karbon dönüşüm diyagramında her zaman aynı sonucu elde ederiz. Bundan yana hiçbir kuşkumuz yok. Fakat Bradley'de bir dönüşüm diyagramı iken biz aynı şeyleri, parametreleri doğru şekilde kullandığımızı düşünsek de her zaman istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Hani bunu düşündüğünüz zaman eminim sizler de cevabını çok net verdiniz. Birisinde malzememiz demir ama öbüründe insan. İşte biz bu insana dokunup bir şekilde insanı yoğuramazsak, doğru şeyleri yaptığımız zannetsek bile doğru sonuçlara ulaşamayız. Burada tabii hani bizim Hudson'ın birazdan bir grafiğini paylaşacağım. Hani burada yol haritasını Hudson tanımlarken aslında hani bize şu şekilde bir yol gösteriyor. Yine benzer bir şey Bradley eğrisindeki gibi Y ekseni kazası oranı, X ekseni zaman skalası olarak tanımlamış Hudson ve tabii ki bizler teknik insanlarız, mühendisleriz. İlk etapta hani olaylara kendi altyapımızla da müdahale etmek istediğimiz zaman teknolojiyi kullanacağız ve bir takım mühendislik yönlemleriyle işe başlayacağız. Ondan sonra ikinci aşamada sistem, hani hatırlarsak bürokratik örgüt kültürü de dediğimiz yerde hadi orada da bir sistem kurmamız gerekiyor. Bir takım işte yaptığımız şeyleri biraz daha standartlaştırmak adına, biraz daha devamlılığını sağlamak adına bir sistem kurma şeklinde çalışmalarımız olacak. Ve bizim bu ilk adımdan başlayıp işte bunu kurduğumuz sistemle desteklediğimiz çabalarda sonuçta bize kültürü oluşturacak. Aslında hani baktığımız zaman biz teknik insanların hani kültüre doğru nasıl ilerleyeceğini bize çok güzel anlatan belki de hani Bradley'de diyagramıyla da hemen hemen benzer vurguları olan bir yaklaşım. Yani burada biz mühendisiz, evet mühendisiz teknik elemanız. Öncelikle kendi altyapımızda, kendi bilgilerimizle bir şeye başlayacağız ama bunu kültüre taşımak için de işte arada bir sistem kurup o sistemi de sürekliliğini sağlayıp yaşatmak durumunda olacağız. Evet, Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözüdür bu. Yani kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar demiş büyük yazar. Hakikaten bu böyle yani sonuçta liderlik hakikaten sonuca göre değerlendirilen bir statü, bir pozisyon oluyor. O yüzden hakikaten lideri biraz irdeleyecek olursak hani etimolojisinde işte Fransızcadan dilimize girmiş bir kelime önder, şef. Türkçedeki karşılıkları liderin bu oluyor. Tabii ki hani İSG liderliği dediğimiz zaman hani belki de çok hepinizin de profesyonel çalışmanızda karşılaştığı ve yakındığı bir şeydir. Her zaman hani iş güvenliği yöneticilerinden, iş güvenliği profesyonellerinden iş sağlığı güvenliği liderliği beklenir ki tamamen yanlıştır. İş sağlığı güvenliği liderliği iş güvenliği yönetimi değildir. Bunu biraz daha açacak olursak güvenlik liderliği liderler ve takipçiler arasında liderlerin örgütsel güvenlik hedeflerine ulaşmak için takipçileri üzerindeki etkilerini gösterebileceği etkileşim süreci olarak tanımlanır.
diyebiliriz, özetleyebiliriz. Burada aslında hani tanım gayet açık bir tanım ama içindeki etkileşim kelimesi dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani buradaki etkileşim süreci aslında belki de şimdiye kadar çok da göz ardı ettiğimiz, çok da önem vermediğimiz benim görüş açımla iş sağlığı güvenliği iletişimini de kapsıyor. Yani biz bu iletişimi de hakikaten etkin bir şekilde kuramazsak, yapamazsak bu süreçte de zaman zaman bir takım sıkıntılar, bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Evet, iş sağlığı güvenliği liderlik tiplerini ve bu liderlik tiplerinin sonucu olan pozitif etkilerine bakacak olursak, üç ana grupta liderlik tipleri toplanıyor. Transformational leadership, dönüşümcü liderlik, transactional leadership, uygulayıcı liderlik, and servant leadership, hizmet eden liderlik. Baktığımız zaman yani bu üç tip liderliğin de olumlu çıktılara orta ve güçlü derecede etkileri var. Yani işte hepsi güvenli davranışları güçlendiriyor, işte çalışan bağlılığına bir katkısı oluyor, destekçi bir çevre yaratıyor ve en sonunda da hepimizin beklentisi, hepimizin hedefi kaza oranı, işte iş meslek hastalığı oranı düşüyor. Burada tabii çalışan bağlılığının artmasının da şöyle bir etkisi var. Son dönemlerde literatürde takip ettiyseniz organizational citizenship diye bir kavram var. Yani örgütsel vatandaşlık. Aslında örgütsel vatandaşlık dediğimiz kavram hani çalışan bağlılığının yüksek olduğu işletmelerde, örgütlerdeki çalışan tipini anlatıyor ve hakikaten örgütsel vatandaşlığın yüksek olduğu örgütlerde güvenlik ikliminin de yüksek düzeyde olduğu yapılan araştırmalarda, saha çalışmalarında görülmüş. O yüzden hani liderlik tipleri de bu tip şeylere destek olduğu için hakikaten bu alandaki çalışmalarda çok büyük önem taşıyor. Tabii ki yani liderlik işte ulaşılması istenen hedefleri belirleme, bu hedeflere ulaşacak ekibi oluşturma, iş güvenliğini değer olarak gören bağlılığı yaratma gibi adımları içerir ki yani özetle herkesin güvenlik hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olacak davranışlarda bulunmak ve sürdürmek şeklinde bir yorum yapabiliriz. Yapılan çalışmalarda çalışan ve bireysel raporlama oranları hakkında liderlerin sadece %24'ünün güçlü güvenlik liderliği özellikleri gösterdiği tespit edilmiş. Özür dilerim. Olumlu bir güvenlik kültürü ve güvenlik performansı mükemmelliği sağlama söz konusu olduğunda güçlü ve etkili liderliğin çok önemli olduğunu hiç kimse inkar edemez ve etkin güvenlik liderliği sadece çabaların sonucunu görmekle sonuçlanmıyor. Aynı zamanda çalışan verimliliği ve bağlılığını da artıyor. İki slide önceki liderlik tiplerindeki işte şeyi hatırlarsanız liderlik tiplerinin de bu bağlılığa olumlu etkileri vardı. Değişik kaynaklar hani liderliği yetkinliklerini değişik şekilde gruplandırıyorlar ama benim en sevdiğim, en çok kullandığım bu 8 yetkinlik oluyor ve bunları hani destek, takdir, işbirliği, vizyon sahibi olmak, ilham vermek, rol model olabilmek, iddialı olmak ve aktif takipçi olmak diye sıralayabiliriz. Aslında hani çalışma hayatımızda kendimizle düşündüğümüz zaman bu özellikler hakikaten bizim de çalıştığımız liderlerden beklediğimiz bir şeyler olurken hani belki o alanda bir işte liderlik yapmayı hedeflediysek bizden de beklenilen yetkinlikler bunlar ve bu yetkinlikler de yani bilerek, isteyerek, inanarak çabalanırsa geliştirilebilecek şeyler. Yani sonuçta hep konuşulur ya işte lider mi olur, lider mi? Yani lider olunur. Yani sonuçta belli becerileri, belli yetkileri biraz daha bilinçli bir şekilde geliştirirse insan bunu da başarabilir. Bu benim şahsi görüşüm.
Tabii ki bir liderlik dediğimiz zaman da ne şeyimiz orada? İşte bir farkındalık yaratmak zorundayız. Yani bu farkındalığı da yaratmak için işte kurumsal bir değer haline getirmemiz liderliği. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Eğitim stratejimizin etkinlik değerlendirmesini ölçmemiz gerekiyor. Çalışanlarla işbirliği içinde bir tahayyülümüzü gözlemlemek ve geliştirmek bizim amacımız olmalı ve örgütteki liderler sorumluluklarını kabul eden liderler halinde yetiştirilmeli. Buna yönelik gerekli çabalar gösterilmelidir diyebiliriz. Tabii ki hani farkındalık dediğimiz zaman hani bu odaklanmadan farklı ve liderlik de yani sadece Allah güvenliği liderliği önderliğinden farklıdır diyebiliriz. Hani derin bir perspektiften bir bakış açısını gerektirir. Birçok arka plandaki beklenilen bazı entelektüel birikimleri olması gerekir. İş güvenliğini farklı bir bakış açısıyla yönetebilmek için yani iş sağlığı güvenliğinin yönetimini de iyi bilmek muhakkak gerekir ki bu şekilde bir bu alana katkımız, faydamız olabilsin. Ve liderliğin olmadığı hani bir sistemde de aslında hani sistem kurduk desek bile istenilen sonuçlara varmak için bu yeterli olmayabilir. Buradan hani gelecek olursak hepimizin çok iyi bildiği işte artık ofis 18 bin birin yerini alan 45 bin birin yapısını da 5. klosu, 5. maddesi liderlik ve çalışan katılımı. 5 birin altında da hani bir takım şeyler var. Yani bu da liderlik ve tahayyülle ilgili standartın bizden beklediği şeyler. 5 birin A, C, G, C gibi dertlerinde bazı şeylerin liderden, liderin tahayyülü sonucu yapması bekleniyor. Bir kere hani lider sorumluluk sahibi olmalı ve muhakkak hesap verebilirliği olmalıdır. Yani bir hesap veremeyen, hesap verebilirliği olmayan bir lider yapısı kesinlikle doğru bir lider yapısı değildir. İş prosesleriyle entegrasyonu sağlayacak bir işte demin de dedim ya entelektüel bir arka planı birikimi olmalıdır. Tabii ki insan yönetimiyle ilgili personelin yönlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik ki bu da hani şey yapacak olursak hani liderlerin yetkinliklerinde de saydığımız şeylerden yetkinliklerden bazılarını içermektedir ve muhakkak yani sonuçta aslında standart ile yani iş sağlığı güvenliği liderinden güvenlik kültürünün yerleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmasını da bekliyor. Tabii ki yani 45.001'de biliyoruz yönetim sistemlerinin olmazsa olması bu kod öngüsü şeklinde bu da kurgulanmış. Sadece hani yüksek standartta bir yapıya kavuştu 18.001'den farklı olarak yani 45.000 ISO 45.001 ISO'nun çıkardığı ilk iş sağlığı güvenliği standartı oldu ve diğer işte kalite ve çevre üretim sistemleriyle aynı yapı olan high structure level dediğimiz yüksek standarttaki yüksek katmanlı yapıya burada kavuştu. Ve gördüğümüz gibi burada da hani liderlik ve işçi katılımı dediği 5. maddeyi de KUKO döngüsünde alıp tam merkeze konumlandırmış oluyor. Hakikaten yani dedik ya teknik şeylerle başlayıp işte kültüre geçerken bir sistem kuracağız. İşte o sistemi kurarken de burada liderin önemi de belki biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii ki hani lider bu yolda işte ilerleyecek, önder, şef olacak, bize yol gösterecek şeyler yapıyor ve burada da aslında hani son dönemlerde biraz Amerika Birleşik Devletleri'nde value based safety dediğimiz değer tabanlı güvenlik yaklaşımına da bir güvenlik yaklaşımının da lidere verdiği bir önem var. Burada değer tabanlı güvenlik yaklaşımında değerli meslektaşlarım hani aslında hani örgüt olgunluğunu değişik bir şekilde
bize tanımlamış. İşte patron tabanlı kültür, kural tabanlı kültür ve değer tabanlı kültür demiş. Tabii ki buradaki değer de hani en başta söylediğim gibi alanımızın öznesi olan insan. Yani biz insanı yaptığımız çalışmalarda tam merkeze, tam odak noktamız olarak alamazsak sonuç itibariyle çok da başarılı olacağımızı söyleyemeyiz. Velhasıl son olarak hani neler diyerek tamamlayabilirim bu bilgi paylaşımını. Bir kere yani kendi örgüt kültürlerimiz, işletme kültürlerimiz yani bir gözden geçirmeliyiz. Hani onu bilip ona göre bir kendimize ileriye dönük bir yol haritası oluşturmak istiyorsak bunu yapmalıyız ve tüm paydaşların sorumluluk almasını sağlamalı. Bu yönde farkındalık yaratma doğrultusunda çalışmalar yapmalıyız. Aynı zamanda hani süreç liderlerinin hani sadece İSG lideri yani iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin değil tüm süreç liderlerinin de iş sağlığı güvenliği lideri olduğunu yerleştirmeliyiz. Bunları yerleştirecek çalışmaları yapmalıyız ve tabii ki tüm çalışmalarımızın öznesi yaşamın en önemli değeri olan insan olmalıdır. İnsanı biz tam çalışmalarımızın merkezi olarak alamazsak bu alanda yapacağımız her şeyde çok anlamlı sonuçlar da bitmeyecektir diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Elif Hanım benim sunumum bitti. Teşekkür ederiz Murat Hocam. Teşekkürler. Ben ekran paylaşımını da kaldırdım. Ben çok keyifle dinledim. Umarım tüm çok katılıcılar da aynı sağ keyifle olun. Dinlemiştir. Kısacık anlattıklarınızı özetlemek istiyorum. Akabinde Meksut Bey'e söz vereceğim. Murat Hocam bize öncelikle güvenlik kültürünün örgüt olgunlaşmasıyla öneminden bahsetti. Örgüt olgunlaşma tiplerinden bahsetti. Akabinde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine bağladığı güvenlik kültürünü. Daha sonra liderlik vasıflarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir kısma geçti. Ve arkasından da yönetim sistemlerinden biri olan 45.001 yönetim sistemindeki liderlik maddesine vurgu yaptı. Arkasından örgüt kültürünün içerisinde güvenlik kültürünün en önemli bacaklarından birini oluşturduğunu düşündüğü değer odaklı güvenlik kültüründen bahsetti. Yani insan odaklı güvenlik kültüründen bahsetti ve elde edilen şimdi yapmış olduğu sunumu da sonuçlar ve önerilerle bağladı. Ben inanılmaz keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum hocama bu sunumlarından ötürü. Ben de çok teşekkür ederim tüm dinleyicilere. Sorularınızı eğer... Sunumu zaten YouTube kanalımızda paylaşacağız. Bunu hem chatte de yazdık hem ben de açılışta belirtmiştim. Şimdi yine tekrardan belirtmek istiyorum. YouTube kanalımızda sunumumuz paylaşılacak. Hem Murat Hoca'nın hem Meksut Bey'in sunumları paylaşılacak. Sorularınızı da eğer uygun görürseniz Meksut Bey'in de sunumu bittikten sonra soracağım. Şu ana kadar gelen sorular var hocam. Ama sizi birazcık dinlendirelim. Orada teşekkür Meksut ederim. Bey sunumunu yapmak üzere ekranı paylaşalım. Akabinde de size sorulacak olan soruları iletiriz. Teşekkür. Şimdi Meksut Bey'in sunumu da aslında bağdaşıyor biraz Murat Bey'in sunumuna. Uluslararası bakış açısında birazcık işin içerisine istatistiksel programları, SPSS gibi, LISREL gibi yani bir doğrulayıcı analiz yöntemlerini koyarak yapmış oldukları anket sonuçlarını paylaşacak. Ben sözü çok fazla uzatmadan Meksut Bey'e vermek istiyorum. Tekrar herkese iyi dinlemeler diyorum. Herkese merhaba öncelikle, iyi akşamlar herkese. Aslında Murat Hoca'nın anlatmış olduğu şey benim sunumumla birebir örtüşüyor. Çünkü ben bunu modellemeye çalışırken Murat Hoca'nın anlatmış olduğu literatür taramasıyla bir noktaya geldim. Şimdi sunumu paylaşalım öncelikle. Meksut Bey, sesinizi biraz daha yüksek alma şansımız olur mu? Şu an sesim iyi mi? Yani bunu sorarken çok iyiydi. Az öncekini ben duymadım. Tamam. Sesim çok iyi. İyi, okey. Yani bahsettiğim şey şu. Murat Hoca'nın verdiği bilgiler üzerine biz aslında modellemeye gittik.
ve Murat Hoca'nın bahsettiği bütün konuları araştırdık ve bir model ortaya koyduk. Şu an sunumumu görebiliyor musunuz? Evet, sunumunuz görülüyor. Okay. Tam ekran yaparsanız daha büyük olur. Ha, şimdi daha iyi. Tamam, okey. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi biz bu yola çıkarken öncelikle istedik ki kültür modellemek istiyoruz. Fakat kültür modelleyebilmek için tabii ülkeler arasındaki kültür modellerken çok zorlanıyor. O yüzden zaten geçmiş literatürlere bakıldığında literatürde böyle kabul görmüş standart bir güvenlik kültürü bulunamıyor. Bununla ilgili mesela güvenlik kültürünün tanımında bile 20'ye yakın literatürde tanım mevcut. Ki Murat Hoca bundan biraz bahsetti. Önce size neden bu yola çıktığımızı ifade edelim. Çünkü güvenlik kültürü dediğimiz konu bizim aslında hepimiz için ortak bir problem gibi duruyor Türkiye açısından. Biz de dedik ki yani buna yoğunlaşalım, diğer ülkelerle karşılaştıralım ve bir sonuçlar ortaya dökelim istedik. Bu doğrultuda öncelikle tabii bir ölçüye ihtiyacımız var. Bunu nasıl ölçeceğiz diye. Literatür taramaları yaptık. Sonrasında tabii ki bir evrene ihtiyacımız var. Bunu uygulayacağımız bir gruba ihtiyacımız var. Bunun için tabii Türkiye'de biliyorsunuz bir anket yapmak istediğinizde yani çok güvendiğiniz firmaya gittiğinizde bile firma bu tarz anketlere çok yanaşmayabiliyor, yapamayabiliyorsunuz. Biz de sağ olsun şu an çalışmış olduğum firma birçok dünyanın birçok yerinde çalışıyor. O bu konuda bana destek oldu ve bu destekle 10 ülkede bunu uygulayabildik. Sonra istatistik programlardan geçirdik ve bunu tabii güvenlik performansı ve demografik yapıyla eşleştirip bir sonuçlar ortaya çıkardık. Şimdi tabii bunu ölçmek için hangi yöntemi kullanacağımızı araştırdım ben. Bununla ilgili olarak şu an literatürde iki tane iki şey ölçülebiliyor. Bir, psikolojik olarak insanlar nasıl hissettikleri güvenlik kültürüyle ilgili. Bunu anket ve röportaj yöntemiyle yani birebir görüşmeyle yapabiliyorsunuz. Ya da ikinci, davranışsal olarak insanların ne yaptığını güvenlik kültüründe. Bunu da anket, gözlem ve denetimlerle yapılabiliyor. Biz anketi seçtik. Anketi seçerken tabii ki anketin pratik olması, tabii ki anketin bize zaman sağlıyor olması, tabii ki anketin daha çok insana ulaşabiliyor olması bizim için çok pozitif anlamda etkileri olduğu için anket yöntemini seçtik. Önce anket tasarladık. Klasik işte demografik yapılar veya işte güvenlik demografik yapının altına da bazı güvenlik performans kriterleri olarak literatürde bulduğumuz verileri koyduk. Soru ölçekler belirledik. Buna yönelik soruları ortaya koyduk. Bunu pilot uygulama yaptık. Önce Türkiye'de 250 firmada bunu bir uyguladık. Ve bu uygulamayla bizim anlatmak istediğimizde karşı taraf aynı şeyi mi? Çalışanlar aynı şeyi mi anlıyor? Görmek istedik. Ve nihai hale gelince artık evreni seçtik. Yani nereye uygulayacağımızı ortaya koyduk. Anketi uyguladık. Sonra sonuçları sonra çıkan verileri değerlendirip sonuçlar ortaya koyduk. Demografik yapı bildiğiniz klasik işte burada ülke verisinin uyruk, yaş, cinsiyet, ilişki durumu ki burada ilişki durumu önemli çünkü acaba sorumluluk güvenlik kültürünü etkiliyor mu gibi veriler koy. Acaba güvenlik kültürüne bir etkisi var mı görmek istedik. Tabii haliyle ne kadar süre bu sektörde yer alıyor, aynı firmada ne kadar süre çalışıyor gibi demografik yapıyla ilgili olarak sorular koyduk. Sonra güvenlik performansını tanımladık. Bununla ilgili yine literatürde tam net bir tanım yok. Biz iş kazasına maruz kalma, şahit olma ve yaramak kala yaşama durumunu ortaya koymak istedik. Bir de tabii kesin veri olarak elde edebildiğimiz ILO'nun verilerinden yararlanarak her 100 bin çalışanda yaşanan ölümlü kaza vaka sayısı doğrultusunda bir güvenlik performansını tanımlamış olduk. Bu güvenlik performansı ile ILO'dan aldığımız veriler burada gördüğünüz üzere Türkiye 22.4 oranıyla en kötü durumda olan ülke olarak gözükmekte değerlendirdiğimiz ülkeler arasında. Asıl en önemli konu tabii ki güvenlik kültürünü nasıl ölçeceğiz? Yani hangi değişkenleri koyacağız? Bizim için en önemli konu buydu zaten. Konumuzun temel amacı da bu. Bu doğrultuda literatürde 31'e yakın boyut bulduk. Yani bunların önde gelenleri Kupur var ki birçok benim incelediğim tezde ve Türkiye'de özellikle Kupur'un çok fazla kullanılıyor.
Bu 31 boyutun içerisinde iş ortamında güvenliğe bakıştan tutun, çalışma koşulları, teşvik, destek, yönetim işin içerisinde güvenlik kültürünün neresinde, denetim, kontroller nasıl, raporlama kültürü ne durumda gibi bir sürü güvenlik değişkeni bulduk aslında. Ve biz bunları ortak bir çatı altında toplayalım istedik. Ve aynı zamanda sonuç olarak bu kadar ölçeği karşı tarafa, yani ne kadar çok soru olursa, ne kadar çok ölçek olsa karışıklık oluşturacağından dolayı biz bunları indirgedik. Tabii inançların etkisiyle başladık önce. Ki inançlar bildiğiniz üzere din çok önemli bir faktör. Güvenlik kültürü için de çok önemli bir faktör. Çünkü biz kadercilik algısında özellikle çok fazla etkisinin olduğunu iş hayatında görüyoruz. Ama biz sadece inançların etkisini kadercilikle sınıflandırmadık. Buna aynı zamanda işte tabular, aşırı özgüven, olacağı varsa olur inancı, yani kadercilikle paralel olan verileri koyalım istedik. Bunu sorgulayalım istedik. Sonra iş baskısı ve önceliğini bir ölçek olarak seçtik. Yani işin önceliği iş güvenliğin, güvenlik kültüründen ne kadar ya da iş güvenliğinden ne kadar daha önemli olup olmadığını görelim istedik. İşin aciliyeti ya da işte işin tiraj durumu gibi kavramları ve kişide yarattığı stresi görelim istedik. Yönetimin güvenlik takibini ne durumda? Ki yönetim zaten en önemli kademe güvenlik kültüründe. Haliyle bizim bu noktada güvenlikle ilgili işleyişlere dair olası bir çalışanlar güvenliğiyle ilgili bir bildirim yaptığında yönetim güvenliğe nasıl bir tepki veriyor? Bunu görelim istedik. Bunu sorguladık. Dördüncü olarak proaktif güvenlik yönetimini sorgulayalım istedik. Burada tabii ki işte güvenliğe dair önlemler ne durumda? Güvenlikle ilgili olarak kişisel ekipmanlara dair ne gibi önlemler alınmış? Aslında bir nevi uygulamayı sorgulamak istedik. Beşinci, tabii ki yaptırım ve teşvik olmazsa olmaz aslında bir nevi. Güvenlik kültürünün içerisinde şöyle bir not düşmek istiyorum. Güvenlik kültürüyle ilgili tanımların geneline bakıldığında hepsinin içerisinde aslında bir nevi gönüllülük esaslı ve diğer taraftan da yaptırım ve teşviklerle de desteklenmesi gerektiği vurgulandığını gördük ve bu maddeyi o doğrultuda koyduk. Burada işte olumlu olumsuz davranışları, sistemin veya firmanın veya örgütün nasıl bir tepki vermekte, teşvikler mevcut mu, işte performans kriteri olarak görünüyor mu gibi yaptırım ve teşviği ölçmek istedik. Diğer taraftan güvenlik farkındalığına bakalım istedik. Burada güvenliğe yönelik çalışanın bilinci, güvenlikle ilgili olarak acil durum, yani güvenliğin farklı çalışanda veya örgütün üyelerinde ne durumda olduğunu görmeye yönelik sorular koyduk. Sonra risk algısını, ki en çok üzerinde durulan konulardan biri bu. Çalışanın tehlikeyi nasıl değerlendirdiğini, hangi derecede gördüğü, risk hakkında neler bilmekte, güvenlik kurallarını uygulamada öncelik sıralamasını yaparken nasıl bir süreç izlemekte. Biz tabii anketi analiz ederken risk algısıyla aslında biz iş güvenliğinin önceliği kavramını da koyalım istedik ama sonra gördük ki anket sonuçlarında aslında bunun için ayrı bir boyut oluşturmuştuk. Risk algısıyla çok birebir örtüştüğünü gördük. Yaptığımız analizler bize bunu gösterdi ve biz iş güvenliğinin önceliğini risk algısının içerisine koyduk. Bundan bahsettim, pilot uygulama üzerinden 250 kişide bir pilot uygulama yaptık Türkiye'de. Bunda farklı sektörleri kullandık. Çünkü bizim yaptığımız çalışma istedik ki her sektörde uygulanabilsin. Bu doğrultuda bazı düzeltmeler yapmak durumunda kaldık anketle ilgili olarak. Ve nihai halini aldı son 250 kişiye uygulandıktan sonra. Sonra bir tane yeminli tercüman ile Türkçe ve İngilizce'ye çevirdik. Türkçeden İngilizce ve Fransızca'ya çevirdik. Bu İngilizce Fransızca olmasının temelinde İngilizce zaten birçok ülkede kullanılan bir dil. Ama Fransızca olması sonuç olarak çalıştığım örneklem, yani evrenimiz Fransızların bir firmasının üzerindeki dünyadaki farklı
noktaları olduğu için Fransızca'ya çevirdik. Sonra biz bunu dil bariyerini aşmamız gerekiyordu. Çünkü sonuç olarak farklı ülkeleri uygularken sadece İngilizce, Fransızca yetmiyordu. Ve biz bunu 7 dile çevirdik. Ve hepsinde şu yolu izledik. Yani yeminli tercüman bizim için yeterli değildi. Çünkü aynı zamanda sektörden birinin bunu görmesi gerekiyordu. Bu uygulamayı yapacağımız global firmanın 9 tane iş sağlığı iş güvenliği bölge zonlara göre koordinatörleri üzerinden biz bunları değerlendirmelerini istedik ve soruları değerlendirdiler ve ülkelere göre adaptasyonu sağlandı. Ya sorularda yanlış anlaşılmalarını engellemek üzere ve nihai olarak 7 tane dile çevirmiş olduk. Biz anketi önce tabii ki 510 kişiye uyguladık ama sonra analizler sonrasında bu ne yazık ki 271'e düştü. Çünkü birçok gelen anketlerde bir tutarlılık olmadığını gördük. Zaten yapmış olduğumuz istisna analizler programlarda bunu elememiz gerektiğini bize gösterdi. Önce 10 ülkede uyguladık fakat Romanya verileri sağlıksız geldiği için Romanya'yı çıkarmak zorunda kaldık. Amerika, Dubai, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Macaristan, Polonya, Singapur ve Türkiye. Singapur ve İngiltere ve Amerika iş güvenliğinde özellikle ön plana çıktığı için Singapur'u koymak istedik. Grup içerisinde ön plana çıktığını ve Singapur'la ilgili çok literatür taramalarında çok güzel veriler elde ettiğimiz için Singapur'da da çalışma yapalım istedik. Sonra bunlar numerikli, yani anketleri yaptıktan sonra nasıl sayısallaştırırıza baktık. Biz ilk başladığımızda 44 sorumuz vardı. Sosyal koşullara dair soruları elemek zorunda kaldık. Çünkü yani yapmış olduğumuz 10 ülkeden hiçbirinde veriler sağlıklı gelmedi. Burada sosyal koşullardan kastım şu. Çalışma koşullarına yönelik olarak dinlenmeydi. Çalışma koşulları yaptığı için hakkını almaya yönelik soruların tamamını elemek zorunda kaldık. Bu hem Amerika'da hem Türkiye'de hem İngiltere'de gelen veriler sağlıklı olmadığı için elemek zorunda kaldık sosyal koşulları. Bunun dışında bazı sorularda aynı sorunları yaşadık ve biz bu 44 soruyu 26 soruya düşürmek durumunda kaldık. Nümerekleştirirken de kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, fikrim yok gibi cevaplar doğrultusunda 1 ile 5 arası 0 ile 5 arası puanlama yaptık. Boş bırakılan veya fikrim yok'a 0 vererek nümerekleştirdik biz verileri. Aslında en önemli noktaya geldik bu, çünkü yani siz kültürü sonuç olarak sayısal olarak ifade etmek istiyorsunuz ve biz Türkiye'de yapılan bütün kültürle ilgili çalışmalara bakıldığında aslında birçoğu yaptıkları anketlerin yapısal geçerli, uyumluluk, yani modelin uyumluluğuyla alakalı analizlerin birçoğunun yapılmadığını gördük. Ya da daha önce yapılmış olan yurt dışındaki uygulamalar alınıp Türkiye'ye uyarlandığını gördük. Biz bunlar önce yapısal geçerliliklerine baktık. Bir sürü uyumluluk testlerinden geçirdik. Ve sonuç olarak istediğimiz verileri sağlayacak bir hal aldığını gördük. Burada bu ölçeklerle alakalı olarak, yani inançların etkisi, risk alısı, buna yönelik sormuş olduğumuz soruları görüyorsunuz. Burada örnek neler alabiliriz? Mesela iş baskısı ve önceliği örneği üzerinden gidebilirim. Eğer işveren iş güvenliği eksikleri konusunda yetkililere şikayet etmekten, kaçınmak mesela. Ya da işin acil yetişmesi gereken durumlarda iş güvenliğinden ödün vermek konusu. Ya da yaptırım teşvikte örneğin iş güvenliğine ne kadar önem verildiği personel değerlendirmesi bir kriter olarak dikkate alınır, alınmadığını sorguladık. Tabii bunların içerisinde ters soru yöntemi de kullandık biz. Sonra bunun üzerinden bazı hipotezler koyduk ve sonuçlar ortaya döktük. Örneklem grubumuzun içerisinde katılımcıları frekanslarına baktığımızda, yani katılan kişilerin demografik yapılarına baktığımızda, inşaat sektörü olduğu için yaptığımız şey haliyle çoğunun erkek olduğunu, %90'ın erkek olduğunu ve %8'inin kadın olduğunu gördük. Araştırmanın yapıldığı ülkelerde katılım oranlarının birbirine çok yakın olduğunu, yani katılan kişi sayı 271 kişinin paydasının birbirine çok yakın olduğu bir durum söz konusu. Halde bu da değerlendirmemizin doğru değerlendirmeyi
sayı bazında, istatistik anlamda bize sağlamış oldu. Tabii bize sadece hangi ülkeden katıldığı önemli değil, aynı zamanda uyruk da çok önemli bu noktada. Uyruklarına baktık burada. Çünkü Dubai'ye gidiyorsunuz, birçok farklı uyrukların olduğunu görüyorsunuz. Fransa'da beyaz yaka belki Fransız ama mavi yakalarda farklı uyruklar olduğunu gördük. Araştırmaya katılan, biraz hızlı gidiyorum çünkü çok veri var. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum bazı noktalarda. Araştırmaya katılanların yaş grupları bizim için çok önemli bir kriterdi. Çünkü sonuç olarak bununla ilgili siz de farklı veriler görmüşsünüzdür. Yaşa göre risk al, hangi gruplar risklidir gibi. Burada da aslında bizim örneklem grubumuzun sağlıklı bir örneklem grubu olduğunu gördük. 31 ile 40 yaş grubu bizim için %34'ünü kapsıyordu. 25 ile 30 yaş grubu %21'de ve 41 ile 50 yani 40'ın üstünde de %20'lik bir oranın olduğunu ve en sonda 51 ve üstünde %15 olduğunu gördük. Çocuk sahibi olmak, dediğim gibi burada sorumluluk algısını biraz aslında irdeleyelim istedik ve burada şuna baktık biz. Çocuk sayısı önemsiz, çocuk sahip olup olmaması bizim için önemliydi ve %57'sinin, bu çalışmaya katılanların %57'sinin çocuk sahibi olduğunu gördük. Eğitim durumu keza çok önemli bir faktör. Burada eğitim durumunda da biz baktığımızda büyük çoğunluğu yani %36'sının lise seviyesinde olduğunu, liseden mezun olduğunu, bunun dışında %20'sinin üniversite mezunu olduğunu, %11'de ilkokul, çok az bir oranda, %1 oranında hiçbir eğitimli olmadığını, %3'de yüksek öğrenime sahip olduğunu ve %27'sinde ortaokul olduğunu gördük. Diğer bir veri sektörde ne kadar süre yer alıyor? Yani bu sektöre dair bizim geçmiş tecrübelerini bilelim istedik. Yine aynı şekilde 5 yıl ve üzeri %57 oran olduğunu gördük. Bu da bizim için iyi oldu. Çünkü bu sektörde uzun süre yer alması bizim için daha sağlıklı veri veya yapmış olduğumuz ölçümün daha sağlıklı olduğunu bize sağlayan verilerden biriydi. Bir taraftan da aynı iş yerinde, ki bu çok önemli çünkü o örgütün kültürünü ne kadar yansıtıyor görmek istedik biz. Yine aynı şekilde %38'de 5 yıl ve üzeri, yani literatürde bazı kavramlar var. Yani bir kültürü değiştirmek istiyorsanız ve sağlıklı çalışmalar yapmışsanız 5 yıldan sonra ciddi verimler aldığınızı da dair literatürde bazı veriler olduğunu görüyor ki 5 yıl bizim için çok ciddi bir aslına bakıldığında süre. Konum önemliydi. Bu konumu da tabii tanımlarken iki ayrı şekilde tanımladık. Yönetici dediğimiz dolaylı, aslında biraz daha yani beyin gücünü kullanan kısım. %27'si örneklem grubunun yönetici. %68'inde çalışan olduğunu, yani çalışandan kastımız direkt dediğimiz fiziksel olarak beden gücünü kullanan grup olduğunu ifade ediyor. Formenler, kaynakçı gibi örneklendiriyorum burada. Fizikselden kastım sadece bedensel olarak bir şey taşımasından bahsetmiyorum. Aktif olarak sahanın içerisinde yer alan, aslında bir nevi burada fiziksel olarak aktif olarak yer alanı tanımladık. Diğer taraftan bu başta bahsettiğim üzere güvenlik performansı ile ilgili kriterler koyalım isterken, tabii ki burada iş kazasına ne kadar kişinin uğrayıp uğramadığına baktığımızda %81'inin iş kazası geçirdiğini gördük örneklem grubunun, evrenimizin. İş kazasına şahit olma durumuna baktığımızda %46'sının iş kazasına şahit olduğunu gördük. Ramakkale'ye baktık. Ne kadar kişi Ramakkale'ye şahit, Ramakkale'ye yaşamış olduğunu görelim istedik ve %47'sinin Ramakkale olduğunu gördük. Yani aslında bakıldığında kaza ya da vakalara dair istatistiklerin yarı yarıya ortalama olduğunu gördük. Sonra dedik ki biz güvenlik kültürü boyutlarını önce ülkeler arasındaki bir duruma bakalım. Sonra boyutların kendi arasındaki durumunu değerlendirelim. Güvenlik sonrası aşamasında performansla güvenlik kültürü arasındaki ilişkiye bakalım. En sonunda demografik yapıyla olan ilişkiyi değerlendirelim istedik. Şimdi çok enteresan bir sonuç elde ettik. Çünkü Türkiye güvenlik kültürü puanlamasında 4. sırada 9 ülkede. İyi olan, pozitif anlamda. Neden böyle çıktığını düşündük. Çünkü aslına bakıldığında yapmış olduğunuz değerlendirmeler güvenlik kültürünün ya da
güvenlik performanslarının iyi olduğunu, lider ülkeler olduğunu birçoğu, Fransa, İngiltere, Amerika gibi ülkeler mevcut. Bunun nedeni çok açıktı ve biz de zaten böyle bir veri istiyorduk. Biz bunu yaparken sonuç olarak bir firmadan, global bir firmanın farklı ülkelerdeki durumunu değerlendirdik. Ve aynı iş güvenliğine dair aynı standartları uygulama, Türkiye'de de aynı standartları uygulamak istiyor. Amerika'da da aynı standartları yakalamak istiyor. Haliyle o zaman geriye ne kalıyor? Kültür farklılıklarını döküyoruz biz ortaya. Aslında bu çalışma bize direkt kültür çalışmasını ortaya döküyoru gösterdi. Ve biz burada Türkiye olarak en düşük, yani ortalamanın altında kalan ölçek iş baskısı ve önceliği. Bu şu demek aslında. Az zamanda çok iş, az parayla çok iş, az insanla çok iş kavramını yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz durumu aslında bize yansıtmış oldu. Ama yaptığımız anketlerde 9 ülkenin içerisine baktığımızda Macaristan en yüksek puanla sahip ülke olduğunu, Polonya'nın ise güvenlik kültürünün en düşük olduğu ülke olduğunu gördük. Diğer taraftan işte ülkeler arasındaki istatistiği olarak anlamlı farkları değerlendirelim istedik güvenlik kültürüyle. Çok enteresan bir durumla karşılaştık ve risk algısının hiçbir ülkede anlamlı bir değer olmadığını gördük. Bu da aslında risk algısıyla ilgili olarak biliyorsunuz ki sizde kaza sonrasında risk algısı önce bir yükseliyor ve sonra tekrar düşüp eski seviyeye geliyor. Risk algısı anlık değişiklikler gösterebiliyor. Ama burada demek ki risk algısıyla ilgili olarak bu 9 ülkede de aynı güvenlik standartını uygulamak isteyen bir firma aynı algıyı yakalayabiliyor gördük. Ama diğerlerinde ülkeler arasında farklı farklılık, anlamlı farklılıklar olduğunu gördük biz. Sonra güvenlik kültürünü oluşturan bu parametrelerin kendi arasındaki uyumuna baktık ve hepsinin güvenlik kültürünü pozitif anlamına çok ciddi anlamlı farklılıklar olduğunu gördük. Ülkelerin kendi arasındaki durumunu değerlendirelim istedik bu noktada. Ve bunu değerlendirirken biz baktık ki iş baskısı Türkiye'de en ön plana çıkan veri. Mesela şöyle baktığımızda örnek veriyorum. İnançların etkisinde Singapur'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir fark olduğunu, Singapur'da inançların etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. Sonrasında biz istedik ki iş kazası istatistiklerine göre güvenlik kültürü düzeyler arasında istatistik olarak bir anlamlı farklılık var mı? Yani ILO'nun verilerini güvenlik kültürüyle eşleştirelim istedik. Zaten bundan bahsetmiştim. Güvenlik performans kriterlerinin hiçbiriyle güvenlik kültürü arasındaki bir anlamlı bir farklılık olmadığını gördük. Haliyle buradan sebebini de dediğim gibi, çünkü biz bunu dünyanın her yerinde aynı güvenlik standardını uygulamak isteyen bir evrenle çalıştığımız, bir grupla çalıştığımız, bir örgütle çalıştığımız için ve haliyle bu ortaya koyduğumuz hipotezimizin gerçek olmadığını, yani doğru olmadığını görmüş olduk. Aslında bu bizim yaptığımız çalışmayı da bir taraftan da doğrulamış oldu. Keza yine işe maruz kalmaya baktık. Ramatkala'ya baktık ve hep aynı sonuçları elde ettik. Çocuk sahibi olup olmayla risk arasındaki, risk algısıyla arasındaki bağı değerlendirdik. Yine aynı şekilde çocuk sahibi olmanın, ebeveyn olmanın risk algısını arttırmadığını gördük. Katılımcıların eğitim seviyesi ile güvenlik kültürü arasındaki durumu değerlendirdik. Burada tabii ki katılımcıların, yani kişilerin, çalışanların eğitim seviyesi arttıkça güvenlik kültürüne pozitif anlamda da arttığını gördük. Katılımcıların çalıştığı sektördeki çalışma süreleriyle güvenlik kültürü arasındaki ilişkiyi irdeledik. Burada da yine aynı şekilde pozitif anlamda iyi bir ilişki olduğunu gördük. Bunun nedenini de tekrar ifade ediyorum. Sonuç olarak güvenlik kültürün ya da güvenlikle ilgili olarak, iş güvenliğiyle alakalı olarak standartları pozitif anlamda iyi uygulamak isteyen bir firmanın durumunu ölçüyorsunuz. Haliyle o firmada ne kadar süre çalışmışsa güvenlik kültürü de o kadar arttığını ortaya dökmüş olduk. İnançların etkisiyle işte iki pozisyonunu değerlendirelim istedik. Yani yönetici olmasıyla ya da bu ilk başta daha önceden bahsetmiş olduğum yönetici veya mavi yaka veya beyaz yaka hangisinin durumunu değerlendirelim istedik. Ve bu doğrultuda inançların etkisiyle işteki pozisyonun birebir arada bir bağ olduğunu gördük. Yani kadercilik algısının aslında pozisyonu
yani yönetici pozisyonundaki ya da beyaz yakadaki insanlarda daha az olduğunu gördük. Sonuç olarak biz Türkiye'de uygulamanın yapıldığı örgütler içerisindeki değerlendirdiğimizde, yani 9 ülkeye baktığımızda aynı güvenlik standardını uygulamaya çalışan firma çalışanı değerlendirmiş olduğumuz için Türkiye'nin iyi durumda olduğunu gördük. Yani bu şuna varabiliyor. Finalde siz Türkiye'de güvenlik kültürüne dair iyi uygulamalar ya da iş güvenliğini belirli bir noktaya, örgütün kültürünü belirli bir noktaya taşıyabilirsiniz. Peki kazalar neden azalmıyor sorusunun cevabı, coğrafyanın getirdiği özellikle bizim çalışmamızda işin baskısı ve önceliği olduğunu ifade edebiliyoruz. Demografik yapıyla ilgili bazı değişkenler, işte eğitim seviyesi, iş hayatındaki pozisyon, sektördeki çalışma sürelerinin güvenlik kültürünü pozitif anlamda etkilediğini, çünkü güvenlik standartları iyi olan bir firmada bu çalışmayı yaptık. Keza bunu da konuştuk. Macaristan en iyi ülke olduğunu güvenlik skoru olarak, Polonya'nın ise en düşük ülke olduğunu gördük. İnançların etkisinin Amerika'da en az etkisinin olduğunu, en çok etkisini gösterdiği yer Singapur. Bundan sonraki, yani 8. sırada ise Dubai olduğunu gördük. Sonra zaten Türkiye gelmekte. Güvenlik kültürü boyutunda olan risk algısının ülkelerde ebeveynin veya kaza geçirmeye şahit olma, ramak kala gibi durumlarının güvenlik kültürünü etkilemediğini gördük. Pozitif ve aynı güvenlik standardını uyguladığımız için firmalarda, özellikle Türkiye'de keza yine aynı durum söz konusu. Türkiye için yine vurgulamak istiyorum bu konuyu. Coğrafyanın getirdiği iş baskısı, yani bazı, sonuç olarak kültürden bahsediyoruz ve kültüre dair coğrafyaların özellikleri söz konusu. Bazı coğrafyanın getirdiği özelliklerden dolayı kültürel anlamda hali kazaların önünde geçmekte zorlandığımızı sonucunu çıkartabiliyoruz. Çalışanların işteki pozisyonu ile güvenlik kültürü arasındaki güçlü bağ olup olmadığını konuştuk. Yine aynı şekilde risk algısıyla 9 ülkenin arasında anlamlı bir fark olmadığını, pozitif olarak güçlü bir güvenli çalışma yürüten işletmelerde çalışma süresi arttıkça güvenlik kültürünün pozitif yönde arttığını. Buradan çok ciddi veriler, daha bir sürü sonuçlar çıkarılabilir. Biz bu çalışmayı aynı zamanda şöyle bir şey de yaptık. Grubun dışında, yani aynı güvenlik standardını uygulamanın dışında farklı güvenliğe, yani güvenlik kültürünü veya performansın düşük olduğunu inandığımız firmalarda bunu uyguladığımızda mesela risk algısının çok ciddi bir boyutta anlamlı derecede değiştiğini gördük. Ki bu verilerle o verilerin zaten beklediğimiz sonuçta buna yönelikti. Bununla ilgili detayları herkesin erişebileceği bir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın bir tez merkezi var. Oradan bununla ilgili bütün detayları, bunları ölçerken hangi yöntemleri kullandığımız, keza hangi dayanaklar olduğuna ulaşabilirler. Ya da benimle iletişime de geçebilirler. Teşekkür ediyorum ben. Tabii burada ben şunu teşekkürden tam bitirmeden şey eklemek istiyorum. Ben bu ülkelerin hepsine fiziksel olarak da yer aldım. Çalıştım 5 yıl boyunca. Saha ziyaretleri yaptım. Yani İngiltere, Amerika, bu bahsettiğim 9 ülkenin tamamında da. Çok enteresan bir durumla karşılaştığım için paylaşmak da istiyorum. İngiltere'de saha ziyaret esnasında kapalı bir alandaki yangına dair güvenlik önlemlerini baktığımda sadece yangın tüpü olduğunu gördüm. Biz bir ekiple bu sahayı ziyaret ettiğimizde, aynı ekip Türkiye'ye geldiğinde, tabii burada sordum, yani siz yangına dair sadece bu aslında bakıldığında içeride elektronik sistemlerin ve yanma yükünün fazla olduğu bir kapalı alandaki bir çalışmadan bahsediyorum. Aynı ekiple biz Türkiye'ye geldik. Türkiye'de biz kapalı bir alanda yine saha ziyareti yaptık. Aynı ekip bu kez bana artık yangınla ilgili olarak işte bazı hem algılama sistemleri hem söndürme sistemleri, spring sistemler mevcut olmasına rağmen, yangın dolapları, yangın tüplerinin yanı sıra duvarın yanmazlığın durumunu sorgulayabiliyor aynı ekip. Ama bu İngiltere'de mesela sadece yangın tüpüyle sonuca gidilebiliyor. Burada şuna geleceğim aslında özetle. Biz kültürü değerlendirirken Murat Hoca'nın bahsettiği gibi aslında örgütün kültürünü, durumunu
bakmak istedik. Yani kesinlikle örgüt kültüründen ayıramıyoruz bu bütünü. Örgüt dediğimiz şey arka planda da ülke geliyor. Ülkenin vatandaşlarının ne durumda olduğunu geliyor. Sonrasında firmalar, ki firmalar küçük örgütler ve bunun altında insanlar, çalışanları ifade etmekte. Ve biz finalde Türkiye'de güvenlik kültürüyle ilgili olarak bir noktaya çok net gelinebilir. Ama coğrafyanın getirdiği bazı özellikleri, bazı negatif durumunda önüne geçilebilmek için ekstra önlemler gerekmekte diye bitirebilir. Teşekkür ediyorum bu arada. Evet, çok aslında konu çok uzun. Mesut Bey, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hipotezdeki sonuçlar, hani bir başlasak paylaşmaya, yorumlamaya herhalde çok fazla yetmeyecekti. Aynen. Çok fazla güzel özetlediniz. Gerçekten teşekkür ederiz. Kısacık ben de toparlayayım Mesut Bey'in sunumunu. Arkasından sorulara başlayacağız. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Mesut Bey birebir 10 ayrı ülkede yaklaşık olarak 270 kişiye anket uygulaması yapmış. Bunlarla ilgili demografik yapı değişkenlerini incelemiş, işte ülkesi, uyruğu ve benzeri sorular soraraktan. Güvenlik kültürü değişkenlerini, bunlar inançların etkisi, iş baskısı, yönetimin güvenlik takibi, risk algısı ve benzeri sorular soraraktan. Öncelikle galiba soru sayısı 40 küsürmüş, daha sonra arkasından 26 soruya indirmiş. Bunu aslında ben de soracağım daha sonra sorular kısmında. Burayı atlamış da olabilirim ya da birazcık daha detay da isteyebiliriz. Akabinde de sonuçları paylaştı bizimle. İlk aklıma gelen risk algısının değişmediği ile ilgili bir cümleydi. Yani ebeveyn olma durumu, bir kaza geçirme ya da ramak kala durumlarında yaşadıysa ve benzeri durumlarda risk algısı ülke bazında da değişiklik göstermemiş. İnançtan en çok etkilenen ülke Singapur diye not almışım. Bunun haricinde Türkiye güvenlik kültür değişkenliği sırasında 4. sıradaymış. Bizimle ilgili, ülkemizle ilgili tüm boyut ortalamalarına bakıldığında Macaristan en ön sırada, Polonya'da en alt sırada diye gözükmekte. Tabii bundan sonraki kısmını sorularda da, gelecek olan sorularda da sorabiliriz Mesut Bey'e. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir çalışma ama sağ olsun kendisi yarım saati sığdırdı. Şimdi isterseniz soruları sormaya başlayabiliriz. Bu arada Sayın Murat Hocam'ı da dinlendirmiş olduk en azından. Bu arada Mesut Bey'i biraz dinlendirelim. Önce isterseniz Murat Bey'e sorularımızı soralım. Arkasından da ikinci sunumdaki Mesut Bey'e sorularımızı iletiriz. Murat Hocam, sesim geliyor mu? Düşmüştünüz mü? Tekrar bağlanabildiniz mi? Murat Hocam, duyuyor musunuz? Murat Bey şu anda burada değil. Zannediyorum koptu. Dilerseniz siz soruyu Mesut Bey'e olan soruları iletin. Çünkü evet, biraz önce yazmış, bağlantımda bir sıkıntı var, bir koptum diye. O yüzden ben bir hani yoklama çekmek gibi oldu ama Ruhi Üstad sizin tabirinizle yoklama çekmek gibi oldu ama. O zaman Mesut Bey'e soralım isterseniz. Evet, şöyle evet. Bir soru var. Bu arada Murat Hoca da gelmiş olur. Hangi ülkede hangi güvenlik kültür değişkeninin daha etkin olduğu ile ilgili bir çalışma yaptınız mı diye sormuşlar. Yani mesela inançların etkisi Singapur dediniz ama birinci sırada Macaristan'ı neye göre belirlediniz gibi bir soru diye anladım ben. Yani şöyle ki, sonuç olarak biz 7 ölçeğin tamamında tabii ki hangi ülkede ne durumda olduğunu gördük. Zaten sunumunda da mevcut. Hangi ülke, hangi ölçekte, hangi ortalamaya sahip? Ve genel ortalamanın üstünde mi, altında mı? Bunu görebiliyoruz tabii ki. Biz genel toplama, yani bütün ölçeklerin, yani güvenlik kültürünü sonuç olarak tanımladık. Bununla ilgili olarak ölçekler ve yani değişkenler, yani boyutlar koyduk. Ve bu boyutlar sonucunda da ortaya bir skor çıkardık. Hani biz bu skor çıkartırken tabii ki ölçeklerden yararlandık. Her ölçeğin, her ülke için puanları mevcut. Bu doğrultuda her tüm farklılıklar gösteriyor ve şu an ifade ettiğim gibi Türkiye sadece iş baskısı ve önceliğinde ortalamanın altında kaldığını gördük. Anladım. Bir de şöyle bir soru var. Romanya'nın elenme sebebi neydi diye bir soru var ama.
Yani istatistik aslında sizin de bildiğiniz o istatistik çok farklı bir alan, farklı bir disiplin. Aslında istatistik güvenlik kültürünü modellerken bize çok yardımcı oldu bu anlamda. Şimdi Romanya'dan gelen verileri biz nümerikleştirmek, yani sayısallaştırmaya kalktığımızda verilen sorulara verilen cevapların hiçbir şekilde uyumlu olmadığını gördük. Yani şunu demek istiyorum. Satması yüksek çıktı anladığım kadarıyla. Elemek zorunda kaldı. Eleniyor. Tabii ki zaten direkt istatistik program bunu eliyor zaten. Bu çalışanlar inşaat sektöründe statü olarak aynılar mıydı? Yani %26'sı yöneticiydi. Diğerleri mavi yaka dediğimiz. Ama şu da bizim için önemli ve güzel bir çalışma sağladı bir taraftan da. Biz sonuç olarak aynı işi dünyanın her yerinde yürütmeyen, 9 ülkesinde yürütmeye çalışan, yani zemin inşaat işini yapan aynı işi yapıyorlar. Hı hı. İngiltere'de aynı işi yapanla Türkiye'de aynı işi yapan aslında meçetimi. Aynı işten bastım. Tabii hepsi de inşaat işi ve hepsi de zemin inşaat işini yapan firmalar. Evet. Peki son olarak ben bir soru sormak istiyorum. Çok kıymetli bir çalışma yapmışsınız. 10 ayrı ülkeyi gezmişsiniz ve anket sorusu sormak ve buna cevap alırken sonuçların istatistiksel olarak anlamlı bir veriye dönüştürmek zaten çok kıymetli. Ben bu konuda sizi takdir ediyorum. Bu süreç içerisinde en çok zorlandığınız zaman dilimi nasıl oldu veya hangi ülke oldu? Öyle bir soru sorsam size. Yani buraya niye çok geldim diyeceğiniz bir şey var mı? Yok, çok güzel, çok güzel bir soru sordunuz bu arada. Çünkü şeyi ben disiplini algılamak ya da ülkelerin kültürünü algılarken bile sorular, anketler gelirken bile fark ediyorsunuz. Evet. Şimdi verileri girmek istiyorsunuz. Türkiye'den gelen anketler ve Amerika'dan gelen anket. En çok zorlandığım noktada buydu. Verilerin sağlıklı veriler elde etme anlamında, yani düzenli veri, yani anketin düzenli doldurulmasından bahsediyorum. Evet. Türkiye'de önce bir problem yaşadık. Önce bir Türkiye'de problem yaşadık. Sadece doldurmaktan bahsediyorum. Verilerin doğruluğu, istatistiğe sokmak ayrı bir konu. Sonra biz yeniden yapmak zorunda kaldık ama aynı gruba yapmadık. Bu kez farklı bir gruba yaptık. Çünkü gelen veriler işte 20 soru var, onu boş ya da hepsini aynı tik tik atıp geçmiş vesaire gibi. İsim eksik, yanlış yazmış, anlaşılmıyor falan. Aslında en çok sorunu da burada yaşadık. İkinci aşama olarak da şöyle bir sorun yaşadık. Biz verileri tam okey, sağlıklı bir şekilde aldık. Biz güvenlik kültürünü aslında daha başta, güvenlik kültürünü nasıl modelleyeceğiz? En önemli soru buydu aslında. Çünkü bununla ilgili olarak yok bir standart. Hiçbir yerde böyle bir standart yok. Ve nasıl toparlayacağız bunu? Nasıl tanımlayacağız? Bunda çok zorlandık. Ve son olarak da biz bunu tanımladık ama ya bunu nasıl biz model uyumluluk testlerinden geçireceğiz? Çünkü birçok testten geçiyor. Yani soruların faktör analizleri var. Hı hı. O soruların o ölçeği, değişkenleri veriyor mu, vermiyor mu? Onun analizi var. Kendi yapısal geçerliliği, yapı olarak uygun mu gibi. O mesela yaklaşık 6-7 ayımızı falan aldı. Öyle söyleyeyim. Zaten 44 sorudan biz 26 soruya bundan dolayı düşürdük. 26 soruya düşürmek zorunda kaldık. Çünkü model uyumluluk testlerinden geçmiyordu. Bazı sorular istediğimiz ölçeği karşılamıyordu gibi durumlar söz konusuydu. Böyle revizeler yapmak zorunda kaldık. Anladım. Yani anlamlı veriye dönüştürürken çok zorlandık diyorsunuz. Çok fazla. Çok fazla zorlandık. Ya ben size çok teşekkür etmek istiyorum Mesut Bey. Çok güzel bir sunumdu. Sorular olursa bu süre içerisinde yine sorarız size. Şimdi azıcık sizi dinlendirelim. Murat Hocam bağlanmış. Hemen düşmeden. Murat Hocam'a sorularımızı soralım. Hocam şöyle bir soru var. Hemen iletiyorum. Önce chatten gelenleri ileteyim. Daha sonra WhatsApp'tan gelenleri ileteceğim. Süreç lideri olanlar İSG lideri olmayı kabul etmiyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl bir İSG lideri olmaları ile ilgili motivasyonunu nasıl sağlayabiliriz diye soruyorlar. Ya evet, çok güzel bir soru. Yani profesyonel yaşamda çok karşılaştığımız bir şeydi bunlar. Yani sonuçta tabii pozitif bir yaklaşım, pozitif bir şekilde davranmak lazım ama beceremeyince de şöyle bir şey, kendi deneyimlerinden aktarayım. Şöyle bir şey yapmıştık. Çok hoş bir şey değil. Paylaşıyorum. Çok hoş bir şey değil ama
Yani süreç liderlerini toplayıp bir hukukçu arkadaşımıza cezaevi hukuki sorumluluklarını anlattırmıştık ve onları dinledikten sonra yani bu işlere biraz daha sıcak baktılar. Hani metod olarak aslında hani hiç tasvip etmediğim, hani hep pozitiflikten bahsediyoruz ama zaman zaman hani geçen webinarda Cemal Hocam da söyledi, hani ödül ceza, yani hep ödül olmamalı, bazı yerlerde de biraz böyle hani nasıl diyeyim, ceza, bir nevi cezaydı bence hani insanları hani bu yönde bir şeyle bu işe dahil ettik. O daha sonrasında tabii işte pozitif yaklaşımları gördükçe onlar da bu işe katıldılar. Hakikaten zor bir şey. Yani soruyu soran arkadaşımız da zannedersem bunun sıkıntılarını yaşıyor ama bu şekilde hani bir çözüm bulmuştuk. Onu paylaşayım. Teşekkür ederiz. Başka bir soru daha var. Aslında biraz da benzer bir soru. Dolaylı olarak benziyor. Bürokratik örgüt yapısını bir üst seviyeye, yani proaktif liderliğe çekebilmek için diyor, yönetim bakış açısını nasıl değiştirebiliriz? Bizlere ne önerirsiniz diye bir soru var. Şimdi çok güzel, çok teşekkür ederim. Şimdi bürokratik örgüt yapısı, yani adı üstünde zaten bürokratik, işte bir takım kural kaidelerin konulduğu bir takım sistemin kurulmaya bay. Yani şeyi hatırlarsak örgütlerin olgunluk modelinde bürokratik şeyler, sistem kurmalıyız diyordu. İşte burada o sistemi kurarken devreye girip, yani yapıcı, kalıcı, sürdürülebilir bir sistem kurulmasında emek verebilirsek bir ileri aşamaya da bunu taşımaya yardımcı olmuş oluruz. Bilmiyorum yeterli olur mu bu cevap? Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soruda değer tabanlı güvenlik yaklaşımından bahsetmişsiniz. Hı-hı. Bahsetmiştiniz. Özür dilerim. Burada insan odaklı yaklaşımda çalışanın motivasyonunu sağlar, üst yönetimi desteğini alması gerekir demişsiniz. Burada yine sizin görüşlerinizi sormaktalar. Yani değer tabanlı kültürün oturtulması ile ilgili neler yapmamız gerekir diye bir soru gelmiş. Çok teşekkürler. Yani orada hani belirttiğim gibi değer insan, yani çalışan, oradaki işte örgütümüzdeki çalışan iş arkadaşımız, çalışma arkadaşımız, yani bu şekilde bizim alanımızın da gizli öznesi belki. Yani iş sağlığı güvenliği derken hiçbir şekilde insandan bahsetmiyoruz ama gizli özne insan. Yani burada bunun asıl alanımızın asıl aktörü olduğunu tabii ki öncelikle üst yönetimden başlatıp, yani yönetimin taahhüdüyle her şey başladığı için bunu anlatabilirsek ve daha sonra yönetimin taahhüdü sonrasında da kuracağımız sistemde daha insan odaklı, daha onları işin içine katacak, onları bu işin bir parçası gösterecek, yani etkin bir iletişimi kurabilecek araçları da kurum kültürüne uygun bir şekilde kurgulayabilirsek biraz meşakkatli bir süreç olacak. Hiçbir zaman hani kısa sürede bir şeyler yapılacak demiyorum ama biraz uzun, çetrefilli bir yol. Hani uzun ince bir yol değil, uzun ve çetrefilli bir yol ama burada vazgeçmeden, onları dahil ederek, onları yaptığı çalışmaların sonucunu kendilerine anlatarak, yani bakın siz bunu yaptınız, böyleydi, işte böyle iyi oldu deyip, hakikaten öyle şeyler oldukça daha bir motive oluyor çalışanlar ve hakikaten arkadaşlarımız bu işe çok daha fazla gönül veriyor ve etkin bir takım eylemlerde bulunuyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz Rica Murat ederim. Bey. Ben çok teşekkür ederim katılımcılara, sizlere, Risk Yönetimi Derneği'ne, derneğimize bize bu imkanı sağladığı için. Son olarak Meksut Bey'e birkaç tane sorum olacak. Şöyle bir soru gelmiş Meksut Bey. Eğer siz bu çalışmayı kurumsal olmayan bir iş yerinde yapsaydınız, yani farklı, ben şöyle anlıyorum soruyu, farklı, aynı sektörde ama farklı iş yerlerinde çalışan uluslararası bir çalışma olsaydı, tahminen sonuçlar ne oranda değişirdi diye sormuşlar. Galiba yorum istiyoruz burada da.
Yani aslında bunu kısmen şöyle ifade ettim. Biz bu çalışmaya aynı sektörde fakat aynı kurumsal, yani kurumsal olmayan farklı bir firmada yaptık. Şununla, şu an onunla gibi çalışma yapıyoruz. Ve özellikle risk algısı çok ciddi anlamda, çok ciddi anlamda yükseldi. Risk algısında çok ciddi bir fark olduğunu gördük. Risk algısının çok değiştiğini gördük. Yönetim katılımında çok değişiklikler olduğunu gördük. Aslında bütün ölçeklerle ilgili olarak biz sadece inançların etkisinde de bir tık azalma olduğunu, aslında inanç etkisiyle ilgili olarak da değişiklik yapılabiliyor ki bununla ilgili şöyle küçük bir örnek verebilirim. Dubai'de bununla ilgili bir çalışma yapılmış ve inançların etkisinin güvenlik kültürüne çok etkisi olduğunu görmüşler. Bu doğrultuda işte dini anlamda yetkin olan, yani imam diye düşünülebilir, İmamla sahaları gezmişler. Önce bir insan etkisini ölçmüşler. Sonra imamla sahada aslında kadercilik nedir anlatmışlar. Kaderciliği anlattıktan sonra tekrar ölçüm yapmışlar ve kadercilik algısının çok ciddi anlamda değiştiğini görmüş. Keza güvenlik kültürüyle ilgili olan bu 7 başlığın tamamında da ciddi anlamda farklılıklar olduğunu biz gördük. Ama şu an bunu finalize etmedik. Çünkü bununla ilgili olarak ekstra bazı çalışmalar ekliyoruz biz buna yönelik olarak. O yüzden şu an çalışmamız devam ediyor. Anladım. Yine bir soru, yorum sorusu var. Sizin yorumunuzu isterler. Türkiye'de kazalar genelde 20 kişinin altında olan yerlerde olmaktadır diye bir yorumda bulunmuşlar. Yani yaptığınız araştırmayı çok takdir ediyorum. Çalışan sayısının daha düşük olduğu işletmelerde iş kazalarının fazla olmasının sebebini yorumlar mısınız diye bir soru gelmiş. Bunu ben şöyle algılıyorum. Hani güvenlik kültürünün tam oturmadığı, daha inşaat sektöründeki daha küçük işletmelerde galiba iş kazalarının olma sebebini sormaktalar diye düşünüyorum. Yani burada tabii ki çok fazla faktör var. Yani bizim sonuç olarak bahsettiğimiz daha küçük ölçekli işlerden bahsediyoruz. Aslında ne yazık ki sonuç olarak bizim güvenliğe verilen önemi değerlendirdiğimizde, bunu besleyen güvenlik kültürünü veya iş güvenliğini besleyen arka planda baktığımızda en büyük etkenlerden biri de tabii ki buradaki ne yazık ki maliyet kısmı gibi kavramlar doğabiliyor. İşin hacmi arttıkça İşe dair olan önemli bazı diğer kalemler de kendini gösteriyor ki bunlardan en önemlisi tabii ki iş güvenliği veya güvenlik kültürüne yönelik olan durum. Haliyle daha sektör, yani daha düşük çalışan sayısının olduğu firmalarda biz iş güvenliği veya güvenlik kültürüne olan önemin veya buna dair yapılan yatırımların ya da sistemin içerisine bunun ne kadar dahil edildiği ne yazık ki düşüyor ve bu da paralelinde ne yazık ki kazaları getiriyor. Evet, katılıyorum size. Şimdi zamanlamayı çok güzel kullandık. Bize ayrılan süreyi. Öncelikle her iki konuşmacıya da çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar gelen başka cevaplamadığım bir soru da olmadığını görüyorum. O yüzden yavaş yavaş kapanışa geçebiliriz diye düşünüyorum. Tekrardan katılımınız için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kapatmadan önce yine başka bir uzmanlık grubumuz, risk yön, kimyasalların kaydı değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması dediğimiz KAKADİK uzmanlık grubumuzdan Sayın Üstadımız Mustafa Bağ'ın bir sunumu olacak. 21 Şubat Pazar günü saat 8'de yine sizleri böyle geniş katılımlı bir toplantımıza bekliyoruz. Mustafa Bey'in sunumunda kaçırmanızı istemeyiz. Konuda Avrupa Birliği'nde yeşil taahhüdü ve yeni kimyasal stratejisi. Bu konu hakkında Mustafa Bey'in söyleyeceklerini eminim herkes dinlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum herkese. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben sözü kime bırakacağımı bilmediğim için direkt kapatıyorum sonucunda. Herhalde dernekten bir kapanış konuşması yapılmayacak diye düşünüyorum. Yok. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederiz. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Hem konuşmacılara hem de moderatörümüze. İyi akşamlar, iyi hafta İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, selamlar, akşamlar herkese. İyi akşamlar, selamlar, saygılar. Çok iyi akşamlar. Hoşçakalın.